Hoş geldiniz İremciğim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz sevgili hanımlar. Nasıldı İrem'le evleriniz? Merak evet, ediyorum. Güzeldi. Beğendik. Bence güzeldi. Hiç negatif bir şey yok muydu yani? İrem Hanım'ın evleri benim kararsızlığıma kararsızlık kattı. O derece. Kafam çok karışık şu an. Haklısınız. O zaman son bir istişare yapmak istiyorsunuz evet. Evler hakkında. Dilerseniz şöyle size biraz zaman müsaadesi tanıyalım. Biz tamam. De bu sırada sizi bekliyor olalım. Sonra gelin. Hem ekran başındakilere hem de bize kararınızı açıklayın. Tamam. Hangisini yuva olarak tamam. Seçiyorsunuz? Tamam. Evet, ederim. Bekliyoruz. Buyurun. Kimi seçeceğinizi unutmayın. Tamam. Dördüncü ev. Dedi, senin evet. Evden bahsediyorlar. Evet, şu an benden bahsediyorlar. Geniş ve ferah dedi. Tamam ya, tamam. Ben benim sana dördüncü. Söyleyeyim. Bir. Ama dördüncü kendi kulaklarımı Number duydun. Number one diyor yani. Kendi kulaklarımı duydun. Bak şu anda Gözde Hanım mimar olan iyice baskınlığını kurdu ve karar vermede iyice etkili olacak gibi. Hatta bence Sedat ben Bey de onun şey gözüne güveniyor. Ben Türkan Hanım'ın bayağı baskın olacağını düşündüm ama hiç öyle olmadı. Bakalım. Bakalım. Bakalım ne diyecekler. Ben Yiğit Bey'in ilk evinin ışıklandırmasını çok beğendim. Ben de çok beğendim ama mavi olması bence hoş olmamış. Bence de. Ama holü çok beğendim. Yani holde yer zemin olarak yani müthiş kaliteli bir ürün kullanmışlar. O yüzden bence yani holü çok beğendim. Ama dediğim gibi yani o mavi ledler çok hoşuma gitmedi açıkçası. Holü ben de beğendim ama mutfağı pek beğenemedim. Evet, mutfak biraz küçüktü değil mi? Evet, ya bir kararsız kaldım onda. Çok net değilim. Ama ayakkabılık güzeldi bence. Benim ayakkabılarım oraya sardı. Evet. Bir de büyüktü. Evet. Yiğit Bey'in ikinci evi aslında güzeldi ama ben banyolarından çok haz alamadım. Böyle çok arabik geldi bana bilmiyorum ama desenleri çok hoşuma gitmedi. Benim de gitmedi bu bir arada. Bir de koridorları çok dardı. Yani şey zemin olarak çok güzeldi aslında. Kaliteli malzeme kullanmışlar ama koridor dar. Ama holü güzeldi. Holü güzeldi. Holü büyüktü. Girişteki dolaplar da güzeldi. Klima evet. Olması da güzeldi. Sosyal alanlarını çok beğendim. Tam beğendim. Gelirim çay içerim bir şeyler yerim. Çok hoşuma gitti. İrem Hanım'ın ilk evi salonu tam beğendik. Evet, bayıldım, güzel. Bayıldım. Ben de beğendim. Duvar kağıtları da çok güzeldi. Hayır anne. Duvar kağıtları değiştirilebilir kızım. Olabilir, düşünelim bence. Bu arada ben balkonu çok beğendim. Kapalı balkon olması evet. Çok güzel. Yani kışın da kış bahçesi olarak kullanılabilir bence. Evet. O evet, orası var. Güzel. Evet, bence çay güzel. Sohbetleri falan. Kesinlikle. İrem Hanım'ın ikinci evinin merkezi olması benim için çok avantajlı. İş yerime gidip gelirken sıkıntı yaşamam. Oda camlarının diğer binayı görüyor olması, dip dibe olması yani beni çok memnun etmedi. Bir kararsız kaldım ondan. Yoksa merkezi olması benim için çok iyi. Bir de bu mavi ledlerden kurtulamadık gitti. Evet. Anlamıyorum. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Aynen. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Ben de beğenmedim ama bu sosyal tesisler var ya bayıldım. Burada da var. Tam beğendik. Çok hoşuma gitti. Az çok kararımızı belirledik. Ortak fikirde buluştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi gidip kararımızı İrem Hanım ve Yiğit Bey'le paylaşalım. Evet, bir bam olsun izleyicileri. Geldik karar anına. Bakalım bugün gösterdiğimiz 4 evden hangisini yuva olarak seçecek sevgili hanımlarımız, özellikle Ecem Hanım. Heyecan var mı? Ben çok heyecanlıyım ama zaten böyle içimden bir ses de biliyor gibi. Bugün size gösterdiğimiz evlerden hangisini yuva olarak seçtiniz Ecem Hanım? Bizim gezip gördüğümüz evler arasında beğendiğimiz bir ev oldu. Bizim yuvamız. Evet. İkinci evi. Biliyordum ya, biliyordum. Ama çok iyi değil miydi o ev yalnız? Evet, çok beğendim. İlki de güzeldi de o ikincisi fark attı evet, resmen. Evet, evet yani. Ya. Fark mı attı? Fark. Büyük fark. Merak etti. Sosyal tesisi ve havuzuna bayıldım. Değil mi? Güzeldi. Harika. Böyle olanaklar İstanbul içerisinde adeta bir yaşamı güzelleştiriyor. Evet. Sadece evet. Bir binadansa, öyle bir şey varsa
müthiş oluyor. İşte havuzunu kullanıyorsun, saunasını kullanıyorsun vesaire vesaire. Binayı çok beğendim. Deniz manzarası beni benden aldı. Zaten onu gördüğüm an ben direkt kendi kafamda bu dedim yani. Ben çok merak ettim. Sen de bir gör ya. Evet. Hem ben hem de sizlerle beraber ailemizin seçtiği evi yeniden hatırlayalım. Bu arada şöyle bir nokta var. Hı hı. Bizim ailemizin bütçesinden biraz fazlaydı gösterdiğim ev. 24.000 TL'ydi. Ama tabii o olanakları görünce herhalde bütçeyi arttırma kararı aldık. Evet, ben evi çok beğenince sağ olsun eşim beni kırmadı. 1.000 lira bütçemizin üstüne çıktık. Çünkü yani o manzara için değerdi.